Evet, bu bir. Elimizdeki diploma Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kuvanlık köyünde. Amcam. Ve Evet. Bozkır İlkokulu'nda tanzim edilmiş bir diploma. Diplomaya dikkat ederseniz biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması. Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal, fotokopi falan değil. İlkokulda her dersin öğretmeni ayrıydı. Sınıf öğretmeni değil, ders öğretmeni vardı. Niye anlatıyorum? Mukayese edeceğiz şimdi biraz sonra bizim eğitim sistemimizde. O sebeple anlatıyorum. Neymiş görülen dersler? Onlara bakalım. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Pardon. Kerim. Evet. Tecvid. İlmihal. Ahlak. Sarf-ı Osmani. İmla. Kıraat, okuma, hesap, coğrafya, tarihi Osmani, yani kendi tarihi, sülüs, bir yazı çeşidi, güzel yazı çeşidi, şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir branşı, akademi dersi. Lik'ah, yine bir güzel yazı çeşidi. Bu da Güzel Sanatlar Akademisi'nin üniversite çağındaki çocukların branşı ve el işi. Öğrencinin künyesi, öğretmenlerin isimleri ve verdikleri notlar. Burada ne yazılı? Yukarıda ne yazılı? Nazaratı Celile-i Ma'arif-i Umumiye. Nazaratı Celile-i Ma'arif-i Umumiye. Mekatibi İptidaiye Şehadetnamesi. Bizim çocukluğumuzda şehadetname derlerdi diplomaya. İptidaiye biliyorsunuz başlangıç demek, ilkokul demek. Mekatip-i İptidaiye ilkokul mektepleri, şehadetnamesi, diploması manasında. Evet, Şimdi, şimdiye gelelim. efendim, Bir kıyaslama yapalım Mehmet abi. şimdi öbürünü de bitirelim de ondan sonra. Peki. Bu ilkokul diplomasını aldıktan sonra ortaokula başladı. Ortaokulda bakınız şurada Devleti Aliye-i Osmaniye. Devleti Aliye değil. Devleti Aliye-i Osmaniye. Aliye ile Aliye farklıdır Arapçada. Yüce Osmanlı Devleti. Yani tarihte hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu ismi geçmemiştir. Peki niye biz Osmanlı İmparatorluğu diye okuduk? Avusturya Yahudisi Hamber Osmanlı İmparatorluğu adlı bir kitap yazdı. O kitap Türkiye'de 1933'te Darülfünun Üniversitesi'ye çevrilince yeni eğitim metotları, yeni müfredat programları hazırlandı. Almanya'dan başlangıçta 44 tane Yahudi profesör hoca geldi. Arkasından 56'ya tamamlandı. Onların üniversitelerimize verdikleri müfredat programları, ders programları her alanda, tarihinde, coğrafyasında, matematiğinde, hukukunda, efendim kimyasında, efendim kanun hukukla ilgili demin söylemiştik. Resimde vesaire falan coğrafyada derken kendi inanç kültür kaynaklarına uygun bir biçimde bizi köleleştirme zihniyetine uygun olarak bu müfredat programını hazırladılar ve bizim Devleti Aliye-i Osmaniye adlı devletimizin adını da ki burada ben iftira etmiyorum. Bunlar orijinaldir. Devleti Aliye-i Osmaniye, Osmanlı İmparatorluğu değil. Bunu da imparatorluk şeklinde dönüştürdüler. Rahmetli Halil İnancık bile uzun süre hep Osmanlı İmparatorluğu dedi. Ne zamana kadar? Vefatına yakın bir süreye kadar hep öyle dedi. Sonra Devleti Aliye-i Osmaniye diye kitap yazmaya başladı. Bu bir politik şuur, bu bir tarihi şuur meselesi. Şimdi, peki imparatorlukla Devleti Aliye arasında ne fark var? Rus İmparatoru Şarjım bitiyor, diyebilirsiniz. biraz kısa Rus şey İmparatoru yapalım lütfen. diyebilirsiniz. Felemenk İmparatoru diyebilirsiniz. Efendim İngiliz İmparatoru diye, Cermen İmparatoru diyebilirsiniz ama Osmanlı İmparatoru diyemezsiniz. İmparatorlar emperyalist zihniyetlidirler, işgalcidirler. Yeraltı yerüstü zenginlikleri insanları sömürür, merkezlerini alırlar.
Ama Osmanlı işgal etmiyor, Osmanlı fethediyor. Fethetmek, açmak demek, güzelliklere, doğruluklara, güzelliklere ve insaniyete, adalete açmak demek. Fethettikleri yerlerin insanlarını sömürmedi, orayı yönetti, orayı oranın insanlarıyla değerlendirdi. Ve payitahttan, İstanbul'dan oraya maddi ve manevi, ekonomik takviyelerde bulundu. Yani ne fiziken, ne fiilen, ne de resmen asla işgalci değildir, imparator değildir. Devleti Yüce Osmanlı Devlet'tir, yüceliğini oralarda gösterdi. Şimdi Mekatib-i Rüşdiye şehadetnamesi, derslerine bakalım. Sistem aynı. Kur'an-ı Kerim ma tecvid, ulûm-ı diniye, bakınız ortaokulda dini ilimler, seviye ne kadar yüksek, üniversite seviyesi, dini ilimler, başka, ilkokulda ahlak demiştik, burada ilmi ahlak, ilmi ahlak, ahlak ilmi, seviye ne kadar yüksek, başka, sarf ve nahvi Osmani, sarf ve nahvi Osmani, kitabet, imla ve kıraat, Arapça, Farsça. Ortaokulda iki tane yabancı dil. Arapça ve Farsça. Neden Fransızca yok? Neden Almanca yok? Neden İngilizce? Çünkü o zamanlar onlar uluslararası bir dil değildi. Meşhur diller değildi onlar. Dünya dili Arapça, Farsça üzerineydi. O sebeple ortaokulda iki tane dil. Görüyoruz. Başka? Malumat-ı ziraiye. Zirai konularla ilgili teknik bilgilere ifade eden ders. Malumat-ı ziraiye. Ortaokulda, Osmanlı Devleti zamanında düşünebiliyor musunuz? Başka? Hesap, hendese, mühendislik bilgileri. Hendese, geometri. Başka? Coğrafya. Başka? Tarih. İlkokulda neydi? Tarihi Osmaniydi. Yani kendi tarihini vermişti ilkokulda. Önce kendini tanıtmıştı. Mihver kendisiydi. Sonra başka devletlerdi. Osmanlı Devleti zamanında. Önce kendisini öğretiyor. Sonra ortaokulda da diğer devletlere öğretiyor tarih itibariyle. Bu çok önemli bir psikolojik özelliktir. Başka? Bilimsel ve psikolojik. Hıfz-ı sıha. Hıfz-ı sıha koruyucu sağlık dersleri. Koruyucu sağlık dersleri. Dikkat edin. Resim, hüsnü hat. Ortaokulda Arapça ve Farsça gibi iki tane yabancı dil, malumat-ı ziraiye ve hıfz-ı saha gibi çok önemli iki tane milletle de şey alakalı, halkın sağlığıyla ve ekonomik temadisiyle, gelişmesiyle alakalı iki ayrı dersi bilimsel olarak veriyor ortaokulda o zaman. Şimdi bizde bu veriliyor mu? Şimdi yüksek eğitimlerde dahi yabancı dil yok. Yani doçentlikte bir tane yabancı dil var. Eskiden iki taneydi, düşürdüler, bir de bir derse indirdiler yabancı dil olarak. Profesörlükte de bir ders var yabancı dil olarak. İki tane yok. Oysa burada Osmanlı'da ta ortaokulda iki yabancı dil verilmiş. Ve öğretmenlerin tekrar isimleri. İsimlerini okuyabilir misin? Yani Bozkır kazasının Rüşdiye Mektebi münteha sınıf şakirtlerinden İbrahim Efendi diye devam ediyor. Çocukları falan diye, ahfadı diye. Notlarını da bir okuyalım hocam. Ha, efendim Kur'an-ı Kerim 10 Ulûm-ı Diniye 10, İlm-i Halak 10, Sınnahve Osmani 9, İmla Kıraat 8, Arapça 10, Farsça 10, Malumat-ı Ziraiye 10, Hesap 8, Hendese 8, Coğrafya 10, Tarih 10, Hıfz-ı Sıha 10, Resim 7, Hüsnü Hat 10. Ve her bir dersin ayrı ayrı öğretmenlerin isimleri var ve altlarında imzaları var. Kaşeleri var. Şimdi imzaları. Mühürleri. Mühürleri var. Şimdi iki devrin eğitim sistemi ve iki devrin diplomasını mukayese edelim. Şimdiki diplomayı. Hatırlar mısınız bilemiyorum. Yaş itibariyle belki hatırlayabilirsiniz. Ali Naili Erdem diye bizim eski bakanlardan birisi vardı. Hem Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı hem de Devlet Bakanlığı yapmıştı. O ziyarete gelmişti beni dairede. Konuları konuşurken bunları inceledim. Dedim ki Sayın Bakan siz çok kıymetli bir zatsınız. Hepimiz size saygı duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptınız. İki devrin eğitim politikalarının karşılaştırmasını yapabilir misiniz dedim. Şimdi içinde bulunduğumuz eğitim politikasıyla, sistemiyle
yıkıldı, efendim cahil vesaire falan dediğiniz dönemin, son dönemin diplomaları. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bırakın dedi mukayeseyi, biz bunu yakalayamayız dedi. Biz şu diplomadaki sistemi yakalamamız mümkün değil. Bugün olmadığı gibi gelecekte de biz bunu bu şartlarda yakalayamayız. Kendi ifadesiyle dedi, sağdır son zamanlarda kendisine sorabilirsiniz. Artı Mustafa Şerif Onaran diye birisi vardı. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından. O da bunu gördüğü zaman şok olmuştu. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum demişti. Mustafa Şerif Onaran da vefat etti. Şimdi izin verirseniz başka bir konuya geçeceğiz. İsterseniz 12. bir video yapabiliriz. Veya peki, devam edebiliriz. 12. video yapalım inşallah. Evet. Teşekkür ederiz.